Ne yapıyorsun pembe panterim? Şu an kendimi gerçekten bir panter gibi hissediyorum. Sen de gözüme kestirdiğim avımsın. Böyle kolunu bacağını ısırıp koparmak istiyorum. Ne alaka kız? Ne oluyor ya? Bunları kirli sepetine atmadım diye mi? Yok ya. Ben anneme verdiğim sözü tutamayacağım. Yedim seni İsmet, yedim! Kız lan pembiş. Ya dur, Allah Allah. Ya manyak mısın? Ya ne oluyor ya? Sen benden nasıl sırsaklarsın ya, he? Annem Cemal abinin para kaybettiğini söylüyorsun da ben sorunca niye söylemiyorsun? Ya pembiş, ya bir dakika dur diyorum bak. Allah Allah. Ya İsmet, bir İsmet kaçma bak. Sen kaçtıkça ben daha çok hırslanıyorum. Ya bir dakika bir dur ya. Bir dakika dur ya. Allah Allah. Bir sakin ol, tamam anlatacağım. Anlatmak için tam tamına 30 saniyem var, anlat! Tamam, bir sakin ol. Bırak şunu bakayım, bırak. Ha, ateş kes. Ya anlatacaktım ama... Sen şimdi Cemal abime carlayacaksın, olay büyüyecek. Babamın kulağına gidecek diye korktum. Babam çok üzülecek diye söylemiyoruz ona. Of! Ali abim çok kızgın Cemal abim ona danışmadan iş yaptı diye. Yengemler falan da hep ona sinirli zaten. Ailedeki herkes biliyor. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ya ben senin karın değil miyim? Bana niye anlatmıyorsun? Hem ben niye carlayayım? Ya pembiş carlarsın. Sende o potansiyel var biliyorsun. Ha. Evet. Doğru diyorsun, carlarım. Bana bak İsmet. Bu sefer hakkını yedirmeyeceksin, tamam mı? Paranın peşine düşeceksin. Sümsük olmayacaksın. Ayrıca bu zarar Cemal abinin mirastaki kendi payından kesilecek, tamam mı? Tamam pembişim, tamam. O iş bende. Sen merak etme o işleri. Zaten benim aklımda başka bir yatırım var. Bugün babama danışacağım. Ha, neymiş o? Anlat bakayım. Bak şimdi.